Hayırlı akşamlar değerli seyircilerimiz. Kur'an Ufku programındayız. Hepiniz hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim'i Kehf suresi temelinde ve günümüz penceresinden değerlendirmeye çalıştığımız programımızda bugün de çok değerli hocam Ali Ünal'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Bulduk hocam. İyisiniz hocam inşallah. Rica ederim. Çok sağ olun. Allah afiyet versin hocam. Hı. Çok sağ olasınız. Hocam geçen haftaki programımızda dünya hayatında mal ve evladın aslında dünya hayatının süsü olduğu, dolayısıyla süs kadar değer verilmesi gerektiği ama bu süsün de tamamen reddedilmemesi gerektiği üzerinde teferruatlıca durmuştunuz. Ardından salih amel kavramının ne ifade ettiği çok geniş çerçevesinde ve Cenab-ı Hakk'ın yine bütün dünyayı dümdüz edeceği ve insanları amelleriyle birlikte haşredeceğini konuşmuştuk. Sonraki ayet-i kerimeyi okuyalım hocam, oradan devam edelim müsaadenize. Bismillahirrahmanirrahim. Ve uridu ala rabbike saffa laqad ji'tumuna kema halaknakum evvel merre bel zaamtum ellen nec'ale lekum mev'ida. Şimdi bu daha önce geçen hani size kısaca temas ettiniz. El-me'lu vel-benune zinetun hayati dünya. Mal ve evlat bunlar dünya hayatının bir zinetidir. Nasıl aslında bir zinet de bir imtihan sebebidir aynı zamanda biliyorsunuz. Evet. Yani bize verilen hatta giyim kuşam dahi, yediklerimiz dahi bunlar hepsi dünyadaki bir imtihan sebebi olur. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimede اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ لَكُمْ فِتْنَةٌ diyor. Yani şeyleriniz, mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitnedir. Yani bizi Allah korusun yanlış, yani işte evladı sadece dünyasını düşünerek, malımızı haramdan mı helaldan mı geldiğine bakmadan, harama helala harcanıp harcanmadığına bakmadan veya sadece harcamak veya sadece mal biriktirmeyi bir gaye edinmek. Yani bunun gibi yani bu evlat mal ve evlat insana çok çeşitli noktalarda bir fitne sebebi, bir kayma sebebi, bir imtihan sebebidir de. Yani bir yönüyle de hocam sanki yeni evlenen insanlar çocuğu olmayınca kıyametleri kopmuş gibi. Evet. O da ayrı bir imtihan sebebi. Ayrı bir imtihan. Evet yani bu güzel temas ettiniz. Yani evladın sadece varlığı değil olmaması da bir fitne ve olmaması da bir imtihan gerçekten yani. Evet. Burada nasıl vel bagiyatü salihat üzerinde durulmuştu. Yani dünyada hiçbir zaman yaptıklarınız boşa gitmiyor. Evet. Her şeyi kaydediliyor. Yani bizden ahirete intikal ediyor. Bu intikal edenler de salihat olanların hayırlı olduğu esas ve insanların bunlar için çalışması gerektiği ayette beyan buyurulmuştu. Evet. Şimdi okuduğum ayette de aynı şekilde bitiyor. Ona aynı mana hemen hemen. Vallahu indehu ecrun azim. Yani eğer siz gerek bu mal ve evlatlarınızla imtihanda, gerek hangi hususta olursa olsun asas mükafat Allah katında arayın ve Allah katındaki mükafat çok büyüktür. Evet. Onun katında asıl çok mükafat. Büyük mükafat vardır. Yani dünyada mesela içki ve kumar hakkında inen ilk ayette olacak zannediyorum. Hani sana yeselüneke anil hamri vel meysir. قُلْ فِيهِمَا اِسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافُ اِلِنَّاسِ Yani o her ikisinde içki ve kumarda büyük bir günah, çok ağır günah vardır. Ve bir de insanlar için menfaatler de vardır. Yani kumarda bir insan kazanır, onun için bir haramdan gelen menfaat olur kazanan için o anda yani. Zahir. Gerçi Kur'an'da kumarda kazanan olmaz derler de sonunda yine kaybeder. Fakat geçici olarak bir menfaatlerine bazıları kazananlar için yaşanabilir. İçkide de böyle yani bir takım insanlar için hani alıp satma, onu üzümü satıyor, üretme yani bunlarda bazı maddi menfaatler olabilir. Fakat Kur'an-ı Kerim onlardaki esas günaha ve günahın da ağırlığına ismin kebirun. Evet. Ağır bir günah vardır, ona dikkat çekiyor. Ve öyleyse bunlardan kaçının, yani sonraki gelen ayetlerde haram edilecek bu. Şimdi burada da yine mesela Allahu indehu ecrun azim. Yani evladınızdan veya malınızdan size bir takım dünya adına da faydalar olabilir. Yani ama bu faydalar onları Allah yolunda kullanma. Yani onlarla münasebetinizde de ahiretinizde salih ameller veya salih olan neyse ondan intikal etmesine bakın. Çünkü diyor Allah'ın bunlara vereceği sevap sizin dünyada evlat ve mallardan edineceğiniz menfaatin çok 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 üzerindedir. Yani ecrun azim derken kullanılan nekre yani bunların üzerinde çok duruyoruz. Yani büyüklüğünü sizin tahmin edemeyeceğiniz.
fevkalade büyük o sevap diyor esas Allah'ın katında. Yani bu bakımdan yani, meseleyi hep böyle bagiyatü salihat. Yani ahirete daima salih söz, salih amel, salih düşünce, salih niyet hep bunları göndermeye bakın. Bu ikaz yapılıyor. Tercihimizin orada ne olması gerektiğini öğretiyor Allah. Öğretiyor. Evet. Şimdi işte bunu bagiyatü salihatü, salihatü yani bunları karşılaşacağımız bunlarla ve Allah korusun tersine davranırsak bu defa işte azabın elim mesela. Evet. Elim bir azaba maruz kalacağımız yeri, zamanı Kur'an-ı Kerim bu defa nazarımıza veriyor ve bir defa da ahirete dikkatlerimize burada takdim buyuruyor. Hocam işte bu salih amelde gerçi dağıtmak istemiyorum ama hani salih amel böyle kitaplardan okunup öğrenilecek şeyler mi yoksa böyle salih insanları görme onlar hocam yani her şeyden öğrenilebilir yani. Hani o zaman kitapların faydası olmayacak olsa bu defa hiç kitap yazılmaz. Evet. Oysa Kur'an-ı Kerim bunu teşvik ediyor. Efendimiz de malum. Hatta yazı ile tespit edilmesine emir buyuruyor. Yazı ile yardım alın. Sağ elinizden yardım isteyin. Bir hadis-i şerifte hadislerin yazılması konusunda. Kur'an-ı Kerim'de de Nun suresinde daha inen ikinci sure olduğu beyan buyurulur. Nun'un me kalem me yesturun. Yani kaleme ve yazanlara yani yazdıklarına, kalemle yazanların yazdıklarına yemin olsun diyor. Hemen zaten şeyde ilk inen ayette de, surede de خَلَقَنْ اِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ اِقْرَبْ رَبُّكَ الْاِقْرَبْ اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ Allah kalemle yazmayı ve kalemle ilmi tespit etmeyi, hatta kalemle insanın kendisini ifade etmesini, bütün bunları Allah diyor öğretti. Cenab-ı Allah'ın çok önemli nimetlerinden olarak zikrediyor. Demek ki bu noktada kitaplar çok önemli. Yani bizim İslam medeniyeti bu bilhassa Hicri 2. asırda başlayıp 11. asra kadar devam eden 5-6 asırlık o yani miladi 11'de Hicri 5. 6. asra kadar devam eden o medeniyet için kitap medeniyeti denir. Evet. Yani 16. asırda daha Almanya'da Avrupa'nın en büyük kütüphanesinde 50-60 ciltli kitap varken 10. 11. yüzyılda Endülüs'te, Bağdat'ta bazı ümera yani valilerin veya kumandanların evlerinde 400 bin, 500 bin cilt kitaplar bulunan kütüphanelerden bahseder. İslam medeniyeti böyle. O bakımdan kitap önemlidir. Fakat insana tesir noktasında, yani bazı insanlar hakikaten okuduğu tesir edebilir. Evet. Yani şimdi ben bir Marmara İlahiyat'ta bugün profesörlük yapan birinin kitabında okumuştum. Yazdığı Batı'da Müslüman olma dinamiklerini inceliyordu kitabında. Orada verdiği bir şey var, %45 aklımda yanlış anlamış, Kur'an üzerinde Müslüman oluyor, Batı'da Müslüman olanlar. Evet. Yani Kur'an okuyarak, yani sadece Kur'an'a bakarak %45'i çok önemli bir rakam yani bu. Ki ne ilk bakışta okuyuşta Kur'an bunlara yani ne kadar ne verebiliyor. Demek alıyorlar yani onlar. Halbuki tersi bekleniyor. İyi bir niyetle yaklaşıyorlar. Hani hüdenlil müttakîn. Yani böyle gerçeği arama, yanlışa düşmekten endişe, korkma noktasında bir yaklaşıyorlar. Ön yargısız yaklaşıyorlar. %45. Kur'an'da bir kitap olarak yani bunların hidayetine vesile oluyor ve tarihte de çok fazla olmuş. Dolayısıyla mesela çok büyük zatların kitapları, mesela bir Risale-i Nur ne kadar insanın hidayetine vesile olmuştur. Veya tarihte bir İmam-ı Gazali Hazretleri'nin eserleri, büyüklerin eserleri. Ama belki en daha ziyade diyelim, belki kalıcı tesir, bu kitabı yazılanları, anlatılanları kendilerinden yaşayan, temsil eden insanlar, yani örnek Salih, örnek olan o sülaha, belki bunların tesiri yani daha kalıcı olabilir veya daha fazla olabilir ama belki de kitapla beraber. Şunu da unutmayalım, onlar da zaten bu gerçekleri ekseriyetle kitaplardan öğrenirler. Yani büyüklerden de öğrenirler ama fakat büyükler de anlatırken işte Burhan Hoca Efendi Ramazan'da da televizyonlarda gördük. Yani talebelerine işte fıkıh kitapları, hadis kitapları, işte tasavvuf kitapları veya bütün Kur'an-ı Kerim tefsir kitaplarından öğrettiği gibi bir de bunların dışında yazılmış pek çok kitapların özetlerini çıkartıyor ki yani biraz ümmi diyelim. Hani Efendimiz ümmeti Muhammed hakkında da öyle, biz nahnu ümmetun ümmiyetun, biz ümmi bir ümmetiz. Şu anda da kısmen hakikaten en azından diyelim yani mevcut şeye karşı diyelim, ben lüzumsuz bir takım bilgi hamallığına karşı ümmi olan mesela cemaat şu camiada herhalde okumaya biraz teşvik de burada
onun o kitapları zannediyorum özetletmesinde böyle bir teşvik de var. Teşvik de var. Evet. Hocam bir de insanın sözüyle fiilinin tutması, yani çocuğa bir şey yap derken kendi yani aksini yapması. Mümin odur yani. Mümin Kur'an-ı Kerim aksini evet. nifak alameti olarak ve Allah katında çok ağır bir günah olarak zikreder. Evet. Kebure makten indellahi diyor. Evet, evet. Allah'ın buğzunu çeken çok büyük bir günah olarak onu zaten Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurulur o. İşte şimdi burada işte kıyameti anlatırken de Cenab-ı Allah dağların yürütülmesinden bunun başka ayetlerde yine aynı manzaranın başka yanlarıyla ifade edildiğini yani. Ayetteki oradaki siyak, sibaka ve makama göre geçen hafta açıklamaya Kariya çalışmıştık. Kariya suresinde. Yani evet Kariya'da vardı. Şimdi tam ya, hatırladığım kadarıyla evet Vaka suresinde vardı, Nebe suresinde vardı. Şimdi bunun gibi İsra suresinde vardı. Yani atılmış pamuklar gibi veya evet. etrafa tamamen yayılmış tozlar gibi dağların olacağını ve bu şekilde adeta yeryüzünde yükseltilerin yani görüşe mani yükseltilerin kalmayıp yeryüzünde artık her şeyin ortaya çıkacağını. Yani Zilzal suresinde beyan buyurulduğu gibi yer içinde ne kadar diyor kıymetli şey varsa yani madenleri varsa gömülmüş insanlar varsa canlılar hayvanlar dahil bütün bunlar varsa aynı zamanda daha kendi altında yani yere neler varsa bunların hepsini diyor o gün yer dışarı atar. Evet. Çıkarır. Yani demek bir şekil değişmeye uğrayacak zaten arz. Başka ayette yine zikredilmişti işte yevme tübettül arzı gayrel arz. Yani o gün arz böyle. Şu andaki arz olmayacak şekilde adeta ama yine arz olarak. Fakat ahirete ait bir arz olarak sürekli diyor Cenab-ı Allah ve çok fazla değişikliklerden geçer, geçirilir. Tübette teksir ifade eder. Yani bu bab Arapça'da tefvir babı. Yani değişiklik üstüne değişiklik, değişiklik üstüne değişiklikten geçer diyor yer. Yani bu da Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor. Yani her şey ortaya çıkacak. Bir de bunda şu mana var tabii. Yevme tüble serair. Yani bugün insan diyebilir yani. Haşa ve kel. Cenab-ı Allah her şeyi görür, her şeyi bilir ama insanlar bir gaflete, dayate düşebilir. Yani yaptıkları, işledikleri günahların, kötülüklerin evet kanundan kaçabilir, polisten kaçırabilir de ama hiçbir zaman Cenab-ı Allah'tan kaçıramaz. Ve o bakımdan ne yapmışsak bugün yarın karşımıza çıkacak. İşte Cenab-ı Allah burada onu beriz kelimesinde bu da var. Yani o gün diyor arzı dümdüz olmuş görürsün. Yani gizli bir şey kalmaz. Yevme tüble serair. Yani o gün bütün sıralar ortaya dökülür. Ondan. Bütün sıralar niyetlerimiz Allah muhafaza settar. Yani elbette hani bu bir olacak bu ama Cenab-ı Allah inşallah müminlerin pek çoklarının en azından fasık-ı mütecahir derler. Yani günahını bir de övülmeyen, günahını açıktan işlemeyen, en azından bir haya ile onları gizleyebilenleri belki inşallah Cenab-ı Allah affeder ve onları başka insanların nazarında orada göstermez, gizler. Allah settardır. Fakat şundan endişe etmemiz lazım her zaman. Bu konuda bir garantimiz yok, kimsenin garantisi yok. O gün bütün sırlar ortaya dökülecek. Yani bir cezalandırılmaya müstahak herhangi bir suçumuz gizli kalmayacak. Gizli kalmayacak. Bir sözümüz gizli kalmayacak. Bir niyetimiz gizli kalmayacak. Bir düşüncemiz gizli kalmayacak. Dünyada utanıyoruz bazen birisi görmesin işlediğim günahtan. Çekiniyoruz insanlardan utanarak. Bu bir fazilettir. Bu fazilet insan serrişte etmemeli günahını. Tabii günahı işlemek bir günah. Açıklamak, açıkla işlemek ayrı bir günahtır. O seviyede büyük ayrı bir günah. Hocam o zaman buradan şunu anlayabilir miyiz? Yani insan dünyadayken utanarak, hacaletini hissederek insanların görmesini istemediği günahlar eğer Allah bu dünyada serrişte ettirmezse ahirette de üstünü kapatabilir ya kıyamette de. Ümit ederiz. Biraz da tevbe edilmişse o günahlardan ve hacaret yaşanmışsa gerçekten evet. açıklanmamışsa, insanlardan gizli olarak işlenmişse umarız Cenab-ı Allah bakın seyatir de değil settar. Yani çok örten, hata günahlarımızı çok örten, aynı zamanda afu, aynı zamanda gafur bir Rab olarak örtmesini umarız. Bu fakat böyle bir şeyin olmayabileceğinde Cenab-ı Allah'ın hani affetmeyebilir de dilediği, yani dilerse affeder, dilerse affetmeyebilir. Dolayısıyla yani burada bizim her zaman yine de o günahlardan kaçınmamız ve işlemişsek affetme, onlardan tevbe etmemiz, istiğfar etmemiz, arkasından da hemen bir iyilikte, sevapta bulunmamız. Evet. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, şu anda hayat hatırlayamayacağım. Yani hemen bir yaptıkları hatadan sonra hemen bir arkasından iyilik yapanlar diyor. Yani evet. Dolayısıyla bu hasene inşallah sadaka arkasından gelen hasene başka bir şey evet o işlenen günahı silebilir.
Yani bunlar da onun biz silinmesine yani veya silmesi için Cenab-ı Allah'a direktçe uzatmaya çalışmalıyız. Allah'tan ümidimiz fakat inşallah onları da ahirette örter. İnşallah. Ama affolmamış, affa uğramamış veya hacareti yaşanmamış, tevbe edilmemiş. Bir de Allah muhafaza. Yani insanlara da böyle hani adeta bir kahramanlık gibi övünerek. Bazen insanlara övünerek derler ya yani kulun bildiğini Allah'tan mı, Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacaksın? Yani böyle bir yanlış, tamamen ters, yanlış anlayışlarla işlenmiş günahlar, niyetler, düşünceler Allah muhafaza yarın ahirette karşımıza çıkar. Yani Cenab-ı Allah burada bize şunu buyuruyor. Yani hiçbir şeyiniz Allah'tan gizli değildir. Gizli değildir. Katiyen gizli değildir. Bazen hocam günah aslında da hani sabah namazına bir şekilde kalkamıyorsunuz. Ha ben kalkamadım, edemedim diye insanlara gidip anlatmaktansa onun... Anlatılmaz zaten. Evet. Hele şöyle şu vardır yani biraz da bazı kudve insanlar vardır. Evet. Mesela diyelim başkaları onu bir örnek gibi. Evet. Bir, üç insanın örnek aldığı vardır, beş insanın örnek aldığı vardır, yüz insanın örnek aldığı vardır. Böyle bir mesela evde baba, anne, çocuğa bir örnektir. Böyle kudve gibi olan insanlar ise biraz da bunları katiyen, mesela bir anne baba sabah namazına kalkamazsa çocukları bunu bilmemeli, evet, hissetmemeli. Yani yoksa bunu bilen hissettiği anda o bu insanlar böyle olabileceği de evet, nefis oradan girer. Ya işte bak bu kadar bizim büyük bildiğimiz insanlar, veli bildiğimiz, alim bildiğimiz insan bunu yapıyorsa yani demek bunda çok bir şey olur, yok. Evet. Allah korusun bu defa yanlış bir örnek ortaya koymuş olabiliriz. Onların vebaline yükleniriz. Allah bırakın evet, anlatmayı. Bunları mümkün olduğunca hiç söylememek lazım. Evet. Yani burada hatta Bediüzzaman Hazretleri'nin İmam-ı Gazali de aynı şeyleri yazar. Zaten üstad da ondan naklediyor. İmam-ı Gazali'nin hükmü aklıma geldi diyor. Hapishanede, bunu da talebelerine yazıyor yani hapishanedeyken hani bazen evrat ve eskârımı sesli okuyorum. Acaba riya girer mi diye düşündüm. Sonra İmam-ı Gazali Hazretleri'nin işte başkalarının duyduğunda bunu takliden en azından veya onları evet, teşviken aynı şeyi yapacaklarsa o insan, yani böyle insanların yani örnek olabilecek bilinen insanların sesli olarak okumasında mahsur olmamanın ötesinde yani faydası, belki sevap fayda vardır yani örneklik. Dolayısıyla bu insanlar riyaya girmemek kaydıyla en azından kendilerini, kalplerini kontrolle belki bazen hani bunları açıktan yapmakta faydalı, hataları gizlemekse haydi faydalı olur. Faydalı olur. O himmet toplantılarında zekatın açıktan verilmesi de bunun gibi o zaman. Zekata bir de şu var, sadakanın da evet, açıktan ve gizli vermesi daha haftadır ama işte başkalarına teşvik manası taşıyacaksa mesela bir insan evet, hani bu hoca efendi işte şu bu kadar dolar söyleye evet, bağışlı haber oluyor. Bu bunu yaparken tamamen Allah rızası için yapıyor. Fakat onun yapmasıyla belki binlerce insan diyelim. Hoca efendi bunu böyle demek ki burada büyük sevap var deyip yapıyorsa o açıklanması güzeldir. Evet. Açıklanması güzeldir onların. Dolayısıyla yani böyle örneklik mevki, örnek mevkinde, kutlu mevkindeki insanlar bu noktada daha fazla dikkatli olmalı. Evet arkasında o gün diyor Cenab-ı Allah hiç kimseyi bırakmamak kaydıyla hepsini diyor haşredeceğiz. Yani diriltip haşredeceğiz. Evet. Ve son okuduğunuz ayet ve urizu ala rabbike saffe ve Rabbinin diyor huzuruna onlar bir saf halinde arz olunurlar, getirilirler. Evet. Bakın yine burada ayetlerde fiiller devamı değişiyor. Yevme nüseyyiru orada Cenab-ı Allah biz dağların bu o şekilde yürütülmesini ve o adeta toz yığınları haline gelmesini savurulan etrafa savurulan pamuklar gibi haline gelmesini bunları ise kendisine ifade ediyor. Daha sonra yeryüzünün tamamen dümdüz hale geldiğini görürsün. Bunu muhataba, Kur'an'ın muhatabına özellikle birinci derecede Efendimiz'e bunu anlatıyor. Ve sonra biz diyor herkesi haşrederiz, kimseyi haşretmeden bırakmayız. Yine Cenab-ı Allah biz olarak bahsediyor. Evet. Fakat bu urzu ala rabbike saffe burada meçhul. Yani meçhul fiin faili olarak da insanları. Yani evet, o haşredilen insanlar, bizim haşrettiğimiz insanlar bir saf halinde Rabbine arz edilirler. Yani Rabbin huzuruna getirilirler demek. Demek buradan şunu anlıyoruz. Burada bunların arz edilmesi Allah-u Teala melekler vasıtasıyla olacak. Yani çünkü bir ayet-i kerimede yine malen öyle buyuruluyor. O gün diyor her insanın yanında bir rakip veya bir karin geçiyor mesela. Yanlış bir şey yapmayayım ama bilgi vermeyeyim. Yani iki yanında iki meleğin geleceğini, bir insan iki melekle beraber geleceğini, birisinin
onu takip eden, birisinin de onun dünyadayken adeta yazdıklarını kaleme alan, yani kaydeden melek gibi hakkımda yanlış anlamışsa, yani bir kelime şu andan hatırlasam şey hatırlarım da hatırlayamıyorum. Onu yani yanında diyor bu ikisiyle beraber sevk olunur. Evet. Zaten mesela Zümre suresinin sonunda وَسِيْغَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسِيْغَلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ yani kafirler de sevk olunur, takva sahipleri de sevk olunur. Demek burada bu Cenab-ı Allah'ın mahşer yerinden Allah'ın huzuruna hesap için çıkarılmada Allah eksik genellikle o çıkarılacakları meçhul fiil anlatıyor. Fail olarak burada esas onları çıkaracak bazılarının olduğunu anlıyoruz. Demek o melekler vasıtasıyla icabında her bir fert iki yanında bir melekle Cenab-ı Allah'ın huzuruna arz edilecek, götürülecek. Bu her ferde iki tane melek olduğu gibi yanında onu götüren bir de melekler insanları bir saf halinde ayrıca yani Cenab-ı Allah onu yani götürecekler, huzuruna götürecekler. Saftan kastedilen sıra şimdi halinde saf, olması evet, mı? Saf şu birkaç tane tabi mana verilebiliyor buna. Bunlardan birisi yani adeta demirlenmiş, bukağılanmış gibi. Yani saf nasıl olur? Dümdüz olur değil mi? Yani orada kimse böyle kendi başına durup da öne çıkıp arkaya çıkma veya kaçma veya çok affedersiniz hani sıvışma gibi böyle şeyler olmayacak. Yani adeta böyle bukağılanmış, ayaklarının ellerine demirler vurulmuş, kelepçeler vurulmuş, insanlar gibi, mahkumlar gibi hepsi onlar bu şekilde Cenab-ı Allah'ın huzuruna getirilir. Yani bir bu mana var safta yani. Diğeri zaten o şeyde de وَسِيْغَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَى mesela zümre zümre, yani grup grup. Bu saftan bazı müfessirler tek saf halinde diyor. Yani tek saf halinde bütün insanlar orada bir tek saf halinde Cenab-ı Allah arz olunur. Böyle tek sıra halinde adeta. Fakat bazı müfessirler buradaki saftan saf saf diyor. Yani tek bir saf değil de saflar halinde. Yani namazdaki gibi. Namazdaki gibi saflar halinde. Burada tabi şu manada var. Göre herkes safta görünür. Yani önde baktığımızda safları görürüz. Ve her safın başında duranlar saftakileri görür. Yani birbirlerine mani olmayacak şekilde. Yani hiç kimse Cenab-ı Allah'a arz olunmaktan kurtulamaz. Kaçıp kurtulma da orada olmaz. Hani dünyada diyebiliriz yani hani bazen filmlerde izliyoruz, gerçekte de oluyor. Hapishaneye götürürken kaçıyor. Değil mi? Hatta hapishaneden de kaçıyor. Yani buralarda bu ikazlar var. Yani sakın Cenab-ı Allah'ın kudretini, hakimiyetini لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّرِ o gün hakimiyet kimimdir? Mutlak hakimiyet vahid ve kahhar olan. Niye burada vahid kahhar? Mesela dünyada esbab var. Fakat evet. O gün esbab yok. Melekler de olsa bile bunlar tamamen Cenab-ı Allah'ın emirlerini yerine getirenler. Yani dünyada bir takım polisler, askerler sizi jandarmaya götüren kandırılabilir orada. Tanıdığınız veya ne bileyim yani başına vururlar, bayıltılabilir. Kendi adamınızı getirebilirsiniz. Mahkum kaçabilir, kaçırılabilir veya salabilirler. Fakat ahirette Cenab-ı Allah o melekleri Allah ne emrederse yerine getirir. Onlar çok güçlü. Yani Allah'ın huzuruna tek tek veya saf saf yani bu şekilde arz edilmekten katiyen kimse kurtulamaz. Dünyadaki böyle kalkıp da hani biz efendim oradan kaçarız. Ne bileyim, savcı değiştiririz, hakim savcı, değiştiririz. Hakim değiştiririz. Kendi yargımızı kurarız. Veya kendi emniyetimizi getiririz falan. Böyle şeylere katiyen kapılmayın diyor Allah. Yani dünyadaki bu kaçamakların hiçbirisinin ahirette olmayacağını burada vurgulanan bu. Yani. Evet. Bu zümre zümreden kastı da hocam yani her günahı işleyen insanlar aynı grupta yok, grup, mı yoksa grup, cemaat olarak? İmamlarıyla cemaat. Çünkü başka bir ayette yani onları diyor imamlarıyla çağırırız insanları. Evet. Arkasından dünyada kör olan ahirette de kör aşı olur. Onun için Elmalı'nın çok enfestir, çok da cesurca o dönemde bunu ifade etmiş. Dünyada diyor kim diyor böyle bir yanlış imamın arkasından gitmişse onunla beraber haşrolur diyor. Ve imam ve ümmet olarak diyor. Yanlış bir imam arkasında ümmet olmuşsa o şekilde diyor bunlar ateşe haşrolur. Diğerleri öyleyse dünyada insan rehberini çok iyi seçmeli. Çok iyi seçmeli. O zaman kişi sevdiğiyle beraberdir aynı orada şekilde, başlıyor. Orada da başlıyor her zaman. Ahirette de öyle olacak. Ve işte bazıları Allah muhafaza dünyada arkasından gittikleri insanları ki mesela Kur'an-ı Kerim'de Firavun'u ve onun ailesini insanları ateşe götüren imamlar kıldık, rehberler kıldık diyor. Evet. Yani bazıları ateşe götürecek, hatta develerin diyor suya koştuğu gibi. Evet. Şunun yani. Bir selülü merfut. Yani develerin suya koştuğu gibi o insanları adeta böyle su diye koşacaklar ama
o su diye koşacakları şey karşılarına ateş olarak, Allah korusun, cehenneme yani olarak ateş olarak çıkacak o insanlara. Şimdi ve bu insan bu bakımdan dünyada kim seviyorsa, kimin peşinden gitmişse insanlar onlarla haşır olacaklar. Ve burada da insanlar dünya ona göre imamlarını, rehberlerini dikkatli seçmeliler. Hocam burada da insan özellikle cemaat içinde, camia içindeki insanlar gönül rahatlığıyla Allah bizi hocamızla haşretsin diyorlar ama karşı taraf onu çok rahat diyemiyor. Fakir bir yazıda da yazmıştım. O mübahaleyi yazdığımda bir kişi amin demişti mübahaleye şimdiye kadar. Ona da yine bir kişi amin dedi. Yani bir Tayyip sever olarak diyor. Yani ben orada Tayyip falan demedim. Yani şey olarak da yani her kim yani kimin peşinden gitmişseniz önemli değil yani. Kimin zamanında kimin peşinden gidiyorsanız hangi hocanın, hangi şeyhin, hangi mürşidin, hangi siyasi liderin veya ne bileyim hangi imam neyse yani kime dünyada tabiyseniz kim sizi yol gösteriyorsa onun arkasından gidiyorsanız yarın insanlar onunla beraber haşr olacak. Kur'an-ı Kerim işte orada zümre zümredir demesinden kasıt bu. Ama hepsi saf halinde. Yani kimse kaçıp kurtulamayacak. Bir kimse var. Yani diriltilmeyecek kimse kalmayacak. Ve orada bir mana şeydi, Cenab-ı Allah'ın huzuruna getirilmeyecek hiç kimse kalmayacak. Bir mahkeme-i kübra çok güzel söylenmiş. Bir mahkeme-i kübra var orada. لَقَدْ جِتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ Burada Cenab-ı Allah orada sesleniyor. Onlara seslenecek. لَقَدْ جِتُمُونَ İşte bize getirildiniz. Bakın geldiniz demiyor. Bunlar son derece önemli Cafer Hocam. Yani tekrar etme zorunda kalıyorum. Size bir öncekini dinleyicilerimize getirildiniz. Cenab-ı Allah geldiniz diyebilirdi. Aynı mana var. Evet. Yani kurtulamayacaksınız diyor. Oradaki zabıtamız tarafından, jandarmamız tarafından oradaki ve polisimiz tarafından yani meleklerimiz tarafından kıskıvrak diyor. Ve bize hiç başka yana kımıldayamadan adeta zincire vurulmuş gibi huzurumuza çıkarılacaksınız. Ve işte Allah çıktıktan sonra zaten burada bir durak var. Onlara diyecek işte bakın huzurumuza getirildiniz hepiniz. Evet. Yani dünyada ne kadar inkar ederseniz edin. Ne kadar başka düşüncelere girerseniz girin. Hiç bunların faydası yok. Makam ve mevki. Allah bakın burada çok açık bir şekilde fiil-i mazi kullanıyor. Bu ahiret tabloları çok önemlidir. Yani fiil-i mazi kullanılması meseleyi kesin olarak önümüzü tablo olarak gösterir. Evet. Yani bir yerde insanlar arz edildi. Bir yerde insanlar Allah'ın huzurunda hazır. Artık yani. Ve bu şekilde ve kendisine Cenab-ı Allah da hatırlatıyor. Bize getirildiniz diyor. Kemâ halaknâkum evvele merre. Bakın sizi diyor daha önce yarattığınız gibi. Yarattığımız gibi. İlk yaratılışınız. Ne kadar enteresan. Tümüne getirildiniz. Ne var burada? Yine meçhul fiil var. Evet. Getiren başkaları var. Kim? Melekler getiriyor. Melekler var. Kemâ halaknâkum. Biz yarattığımız gibi. Bakın burada Cenab-ı Allah kemâ hulüktüm demiyor. Yaratıldığınız gibi demiyor. Normalde öyle demesi lazım değil mi? Evet. Burada hemen malum fiile geçiyor. Niye böyle? Çünkü yaratma Allah'a ait. Daha önce üzerinde durmuştuk. Yaratmada esbab yoktur. Yani Cenab-ı Allah'ın iki türlü yaratması vardır. Birisi ihtira. Yani yoktan var etme. Evet. Ve bir de ruh verme, can verme, hayat verme. Burada esbab yoktur. Fakat o yokluk aleminden varlık alemine çıkarma ve ruh üfleme dışında bir de oluşum, teşekkür vardır yani. Halakın bir manası da vardır. Kur'an-ı Kerim'de kullanılır. Yani bir şeyden bir şeyi meydana getirme. Evet. Ha burada insanın yaratılması nasıl oluyor? İşte anne karnına düşüyor. O şekilde topraktan, havadan, sudan gelen zerrelerle bu defa insanı orada Cenab-ı Allah yaratıyor. O da Allah'ın yaratması ama buradaki yaratma daha ziyade şekillendirme manasına gelir. Sebepler var, şekillendirme. Fakat ihtira manasındaki yaratma ise yokluk aleminden varlık alemine çıkarma. Yani evet. Ve bir de aynı şekilde hayat verme, ruh üfleme. Ruh üfleme şeklinde o anne karnındaki o cenine bir şeyden sonra insani ruhu üfleme. Evet. O anne karnındaki ceninde de baştan beri biyolojik bir hayat var. Yani biyolojik bir hayat olmasa zaten büyümez o cenin. Evet. Yine canlı ama insan değil, insani bir canlı. Ama insan olabilecek potansiyele sahip bir canlı. Canlı. Hocam aradan sonra müsaadenizle. Şunu tamamlayayım. Evet. Ama o ruh üfleme noktasına geldikten sonra Cenab-ı Allah ruh üflerken orada bir sebep yok. Hazreti ruhun o Hazreti Meryem annemize üflemesi gibi. Orada onu sebep olarak kullanıyor. Burada işte onun hamile kalması Hazreti İsa'ya. Burada bir sebep yok. Yani. Onun için Cenab-ı Allah yaratmayı burada Kur'an-ı Kerim'de ben meçhul kullandığını hatırlamıyorum. Daima Allah'ın ben yarattım veya biz yarattık şeklinde
doğrudan doğruya meseleyi kendisine izafe eder. Evet. Değerli seyircilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Değerli seyircilerimiz, tekrar beraberiz. Hocam, aradan önce Cenab-ı Hakk'ın halakna fiilini kullanırken ki tabirleri üzerinde duruyorduk. Evet. Bundan devam edelim. İlk defa da diyor Cenab-ı Allah, sizi nasıl yaratmışsak o şekilde bize getirildiniz. Şimdi bu ilk defa yaratmak, bu müfessirler buna bence hepsi doğru olabilecek. Yani mana vermişler. Evvele merrah Kur'an-ı Kerim'de keyfe tekfurune billah ve kuntum emvaten sümme ahyakum sümme yumutukum sümme ahyakum sümme yumutukum sümme ileyhi turcaun. Yani Allah'ı nasıl inkar edebilir veya ona nasıl nankörlükte bulunabilirsiniz ki? Ölüler idiniz diyor. Bunu evet. Hazreti Üstad şöyle yorumlar. Yani sizler toprakta, havada ve suda zerreler halindeydiniz. Ve çok enteresandır, buradan çıkardığı bir mana da var. Yani hangi toprağın hangi zerresi, hangi yiyeceğin, içeceğin, hangi suyun hangi zerresi, hangi havanın hangi zerresi, hangi canlıya gidecek? Bunların hepsi kaderde tespit edilmiştir diyor Üstad. Çok enteresan değil mi? Evet. Yani sizin havadan alacağınız bir zerre bana gelmiyor. Benim sudan ve topraktan yiyecekten alacağım bir zerre size gitmiyor. Bunların hepsi kaderde tespit edilmiş. Ama burada henüz biz daha bir canlı değiliz. Yani zerreler alemindeyken canlı değiliz. Ama varız. Yani her birimizin hayatımız boyunca vücudumuza girecek zerreler kayıtlı kaderde. Dolayısıyla demek ki Allah'ın ilminde her birimiz varız. Evet. Ve bize oluşturacak zerreler de yine belli ve var, kayıtlı yani bunlar. Bu ayeti kerimi hocam reenkarnasyona delil diye getiriyorlar. Böyle anlamak lazım. Hiç alakası yok, evet. Allah sonra diyor ki sümme ahyaküm, sonra size diriltti. Yani zerreler aleminde bir de ölüyken siz, yani şu an dünyadaki hayat mastar kılınmamışken farklı bir hayat tabakasındaydınız. Farklı bir hayat tabakasında ama yine hayat değil, ölü diyor Cenab-ı Allah. Olarak. Yani çünkü zerrede, yani toprak zerresi, hava zerresi, su zerresinde ölüyken, yani bir dünyevi hayatta değilken, yani en azından biyolojik, nebati, hayvani veya şey bir hayatınız yokken, bunlar evet. Daha yani cemaat hayatındayken, bu defa Allah diyor size hayat verdi. Yani bu dünya hayatına getirdi. Sümme yumutukum, sonra sizi öldürür diyor. Yani hayattan alır sizi. Sümme yuhyukum, sonra yine diyor sizi diriltir. Sümme ileyhi turcaun, sonra da Allah'a döndürülürsünüz. Yani döndürülürsünüz. Şimdi acaba ilk yaratma işte Cenab-ı Allah'ın bu ölürken bize dünya hayatını vermesi. Şu ilk yaratmasını böyle zikrediyor ayet-i kerimede. Yani bu şu birkaç manası var bunların. Bir, yani sizin nasıl Allah dünya hayatına getirmeden sizi zerreler aleminde siz bir manada o alemde vardınız ve sizi oluşturacak bütün atomlar, partiküller de kayıtlıydı. Onlar da var, kayıtlıydı. İşte sizin de bugün bu alemde, ahiret aleminde sizi diriltecek, yani mahşer yerinde sizi diriltmekte kullanacağımız bütün zerreler, partiküller, atomlar, bundan hepsi diyor Cenab-ı Allah yine kayıtlıdır, vardır. Ve işte bu şekilde yine diriltildiniz ve huzurumuza getirildiniz. Bir bu manası var evvelen merra. Yani neşe-i ula, Hazreti Üstad'ın buyurduğu neşe-i uhraya bir delildir. Yani ilk yaratılış, ikinci yaratılışı Cenab-ı Allah burada bir delil olarak da kullanıyor, bir delildir. Ya ilkinde evet. Nasıl yarattıysak daha kolay bir şekilde. İkincide aynı şekilde geldiniz diyor. Nasıl olsa orada zerreler alemindeki Allah hayat verdi. Yine toprakta eridiniz, çürüdünüz. İşte kiminiz marul oldunuz. Evet. Geçen arz edilmişti. Evet. Kiminiz bir hayvana icabında girdiniz. Zerreleriniz. Kiminiz efendim bir yerde saklı kaldı. Kiminiz başka bir şey ama yine diyor biz bunların hepsini bir manada alır. Diyor sizi toplar bunların, yani burada teşekkür ettireceğimiz zerreleri onlar bellidir diyor. Bunları katiyen biz kaybetmeyiz. Ve kayıtlıdır bizim defterimizde. O şekilde diyor yine yaratılarak huzurumuza getirildiniz. Evet. İkinci mana şu var. Burada tabii şu var. Hani saffa denmesinde hiçbir şeyin gizli kalmayacağı manasında şu var. Ve yaratırken Cenab-ı Allah tamamen onun iradesi ve emri hükmü altında her şey cereyan ediyor. Yani o yaratılmaktan kaçıp kurtulmak mümkün değil. Orada bizim herhangi bir irademiz yok. Evet. İrademiz yok.
annemizin, babamızın, ailemizin, zengimizin, şeklimizin, fiziğimizin, doğum yer ve tarihimizin, hiç bunlarda seçim tercihinde hiçbir rolümüz yok. İşte bizim olmadığı Allah, gibi anne babanın da hiç yok. Hiç kimsenin yok Allah'tan evet. başka. İşte nasıl orada diyor yaratma tamamen bize aitse, bugün diriltme de diyor tamamen bize aittir. Yani evet. bize aittir. Allah kendi mutlak hükümranlığı nazara veriyor burada yani üzerimizdeki. Üçüncü bir mana burada evvelen ve arahta şu mana var. Bakın diyor siz dünyada evet bazılarınız padişahtı, bazılarınız sultandı. İşte bazılarınız ne bileyim yani halifeydi. Evet. Bazılarınız kraldı, bazılarınız hükümdardı, bazılarınız cumhurbaşkanıydı. Bazılarınız çöpçü, çiftçi, işçiydi. Bazılarınız hakimdi, savcıydı. Ne bileyim komutandı, askerdi, şuydu buydu. Hepinizin diyor dünyada diyor hepinizi seçecek bir statünüz vardı. Buna göre urbalar giyiyordunuz. Asker ayrı bir üniforma, evet. polis ayrı bir üniforma. Öğretmenim diyor güzel güzel giyiniyor, taranıyor, kravatlar takıyordunuz. Müdürüm diyor daha başka. İşte kiminiz Mercedes'e biniyordunuz, kiminiz efendim ata biniyordunuz, kiminiz merkebe, kiminiz yayan hareket ediyor, seyahat ediyordunuz. Kiminizin cebinde 1000 lira vardı, kiminiz 10 lirayı bulamıyordunuz. İşte bütün diyor dünya ilk yaratılışınızda yaratılırken bundan hiçbiri sizde yoktu diyor. Yani dünyaya gelirken her çocuk işte çıplak olarak ağlayarak gelir değil mi? Yani her türlü makamdan, rütbeden, maldan bunların hepsinden arınmış yani yokken geliyordunuz. Fakat dünyada diyor bu şekilde farklılaştınız. Ama ahirette benim huzuruma gelirken de diyor getirirken bu farkların hiçbirisinin bir şeyi olmayacak, tesiri yok. İster milyonlarca ordulara sahip bir firavun olun, yani varsa öyle bir ordulara sahip, ister efendim arkasında milyonların gittiği bir idareci olun, başbakan, cumhurbaşkanı, padişah, kral olun, isterseniz arkanızdan 100 binlerin gittiği muzaffer kumandanlar olun. Hiçbirisi diyor bugün tesir etmez. Burada hocam manevi makamların da mı bir tesiri? Ya bir peygamber, bir kutup. Demek ki oradaki... orada Allah'ın huzurunda yani hesap için dikilmede farklılık yok. Yani oraya herkes getirilecek ve orada hesap için duracak. Duracak. Bunu zaten o Şefaat-ı Kübra hadisinde anlıyoruz yani. Bütün peygamberlerin dahi kendi derdine düşeceğini orada. Efendimizin sadece o mahşer yerinde belli bir süre sonra şefaat için Cenab-ı Allah'a müracaat edebilir, dua edebileceğini anlıyoruz. Orada herkes bir bakıma yani kendi peygamber de olsa acaba ne olacağım endişesi içinde. Çünkü bir dehşet var. İlk yaratılışında Allah'ın huzuruna gelinceye kadar çok korkunç bir dehşet var. Ve bu dehşet altında peygamberler dahi acaba ne olacak diye belki hepimizden çok daha fazla endişe duyacaklar. O zerrelerden, çünkü marifetleri çok daha derin onların. Zerrelerden de endişe ediyorlar sanki. Biraz. En küçük zerrelerden de o şekilde evet. hepsi endişe edecekler. Burada hocam gerçi en sonuncu maddede söylediniz ama insanların tamamen çıplak olacakları sanki ön plana çıkarılıyor. Evet, bir hadis-i şerifte var fakat üstad ona şöyle bir şey yapıyor. Nasıl diyor vücudu örten bir deri varsa evet. mesela çünkü altımız yani içimizde bir sürü organlar var. Yani mesela o organlar ortaya çıksa belki kendimize nefret ederiz. Yani o haliyle işkembemizi evet. falan görsek, bağırsaklarımızı görsek. Fakat bütün bu onları Cenab-ı Allah çok güzel bir deriyle örtüyor. Değil mi? Yani örtüyor. Evet. Şimdi orada diyor insanların da çok affedersin işte avret mahallelerine falan birbirlerine zaten diyor görme gibi bir şey olmaz. Herkes derdinde Kur'an-ı Kerim'de adeta kafaları bir öne çivilenmiş gibi diyor onlar. Evet. Yani kimse kimseye zaten öyle bir bakma şeyin olmayacak evet, ama oraya diyor üstad yani oraya has bir kılıf olur diyor herkeste. Herkeste oraya has diyor bir kılıf bulunur. Zaten yani tamamen böyle şey bir çıplaklıkla değil. Evet. Evet. Bütün dünyayı statüyü, makam, elbise bütün bunlardan soyulmuş olarak tam bir teslimiyet halinde diyor işte önüme geldiniz diyor Allah. Ya bu tamam bir... benzetme gibi mi yoksa hocam bizzat hakikat. Cenab-ı Hakk'ın karşısına herkes hakikat. Çıkacak. Evet tabii. Yani burada hani şimdi Kur'an-ı Kerim daha ziyade dünyevi gerçekler altında bize Allah kendisini ve ayet tanıtır. Evet. Çünkü biz başka türlü anlayamayız, bilemeyiz. O bakımdan hani Cenab-ı Allah Kur'an'da tanıtırken böyle hani adeta bütün kainatı kuşatmış, bütün kainat onun mülkü. Ve bunun hepsinin üzerinde tahtında oturan ve etrafında emrini amade milyonlarca askerleri, orduları bulunan ve dilediği şekilde hükmeden bir hükümdar, yani en büyük bir hükümdara melike, zaten evet. melik Allah'ın isimlerine ona teşbih edilir.
böyle bir temsil kullanılır. Burada da Mahkeme-i Kübra'da oradaki en büyük hakim olarak. Ama bunlara tabii biz Allah'a haşa bir teçhizim böyle düşünürsek yanılırız. Çünkü bunlar bizim idrakimize bu şekilde sunulur yani. Zaten gereken de hani temsilde üzerine durmuştuk evet. Daha önceki haftalarda. Yani böyle Allah bir temsillerle anlatır. Çünkü başka türlü meseleyi mücerrettiği için de ve ahirete ait bir hakikat için de biz anlayamayız. Bir de şu var, bu ahirete ait hakikatler dünyada herhangi bir kalba bürünecek olsa bu kalba bürünür. Böyle olur yani. Ama bunun ahiretteki esas keyfiyetini biz bilemeyiz. Burada önemli olan şu, keyfiyeti bilmekten sorumlu değiliz. Önemli olan şu, orada Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkarılacağız ve Cenab-ı Allah huzurunda Kur'an'da tavsif edildiği gibi bulunacak ve hesabımızı vereceğiz. Orayı anlatırken Hazreti Ayşe soruyor, ehlini hatırlar mısın diye evet. Efendimiz. Üç yerde hatırlayamam diyor. Evet. Üç yerde hatırlayamam. Birisi herhalde defterlerin verilme anı, biri mahşer yeri, biri Sırat Kayı. Hatırımda yanlış anlamışsa. Evet. Orada diyor kendi başının çaresine bak diyor. Ey Hümeyra. Yani evet. Çok dehşetli. Dehşet Allah muhafaza. Evet dehşet hemen. Bel zeamtum ellen necere lekum me'ide. Orada insanlara Cenab-ı Allah seslenecek. Oysa diyor siz dünyadayken zannediyordunuz ki diyor. Biz size böyle bir vaatte bulunmamışız. Böyle bir randevu vermemişiz. Me'id malum bu mastar da olabilir. Aynı zamanda ismi mekan ismi zaman. Evet. Me'udun mi'vadun ismi zaman ismi mekan. Şey de var olabilir. Yani böyle bir adeta sanki size biz bunlar olmayacak, böyle bir gün gelmeyecek, böyle bir toplanıp huzuruma hesap vermeyeceksiniz, tekrar haşredilmeyeceksiniz. Hiç sanki böyle dememişiz gibi zannediyordunuz diyor siz. Değil mi diyor. Bu gerçek karşısında böyle zannediyordunuz. Ve Allah bunu çok açık yani bu olmuş, bu hadiseleri bize olmuş gibi anlatarak Allah ama zaten Allah'ın ilminde olmuş olacak diye bir şey yok. Evet. Ama bizim için yani olmuş gibi anlatarak Allah bu defa bunların kesinliğini, mutlak kesinliğini ve bunun en ufak bir şüphe duyulmaması gerektiğini bize hatırlatmış oluyor bu şekilde. Evet. Bir de hocam bunu demişken bu mazi sigasıyla kullanılan bu sahneleri bazıları şu anda cennet cehennemin olduğunu bir saniye olarak yani bu şey belki hani nasıl biz hani dünyaya gelmeden önce de evet. Cenab-ı Allah'ın ilminde vardık yani ilmi bir vücudumuz vardı. Aynı zamanda zerrelerimiz, bu zerreler aleminde yani atomlar aleminde, havada, suda, toprakta vardı veya sonra Cenab-ı Allah yaratıyor yani dönem dönem diyelim. Bunları yaratıyor biz olmadan önce. Bunlar oradan alınıp bizim vücudumuza yani geliyor. Bunlar vardı. Şimdi bunun gibi yani cennet cehennemde misali olarak Allah'ın ilminde veya bir çekirde olarak var. Ama henüz ne cennet ahiretteki o alacağı cennetin şeklini almış değil. Çünkü o bizim amellerimizle inşa ediliyor. Evet. Yaptık. İkinci olarak cehennemden öz daha ahiretteki şeklini almış değil. O yarın bütün o ahiretteki şeklini ahirette alacak o. Evet. Ama Allah kesinliğini ifade ediyor. Efendimiz de zaten o miracında bazı cennetli ve cehennemlikleri görüyor oradaki hallerini. Bu da zaten kanaat arzahinem onların misali. Nasıl Hazreti Adem'e Cenab-ı Allah bütün eşyanın ve zürriyetinden gelecekleri evet. İsimleriyle beraber onlara da Leh-i Mahfuz'daki resimleriyle diyor Üstad orada onu gösteriyor. Peygamber Efendimiz Miraç'ta aynı şekilde onların o aleme ait diyelim. Belki Efendimiz yükseldiği aleme ait onların şekilleri, resimleri neyse bazı tabloları orada cennet cehennemden gösteriyor. Fakat bu cennet ve cehennemin ahirette alacağı haliyle, ahiretteki haliyle var olduğu demek değildir bu. Demek değil. Bir de hocam bu kıyamete ait ayetler okununca sanki çok uzak bir gelecekte olacak. Şu anda bizi ilgilendirmiyor gibi oysa insanlar. Oysa Kur'an-ı Kerim olmuş gibi anlatıyor işte. Evet, Kur'an'da ona göre davranalım diye. Evet, olmuş olarak anlatıyor. Sonra devam ediyor. Ve vuzu'al kitabu. Kitap kondu. Bakın ve kitap kondu. Feteral mücrimine müşfikine mimma fih. Sen o kitapta olanlardan dolayı mücrimlerin tir tir titrediğini görürsün. Yukarıda da bakın Efendimiz'e çok yere tera, arıza dümdüz olmuş görürsün. Evet. Ya şimdi demek ki burada devam ediyor. Allah'ın huzuruna varıldıktan sonra bu defa diyor, demek Allah orada Cenab-ı Allah bu insanları
böyle bir sorguya çekmeyecek. Doğrudan doğruya onların amellerini önlerine serecek kitap. Ve o kitap da bu defa konacak yani. Görevli melekler tarafından o kitapları konacak. Bu kitap... Şimdi burada evet iki tane önemli görüş var bu kitabın konması konusunda. Bunlardan bir Kur'an-ı Kerim'de izle suhufu nüşrat. Yani sayfeler neşredildiği zaman diyor. Yani konmaktan maksat bir manada açılma. Yani herkes önünde açık olarak kitabını görecek. Açılmış olarak görecek. Şimdi burada kitaptan bir mana şu verilmiş. Herkes önüne kendi kitabı konacak. Ya bu kiramen katibinin yazdığı kitap mı evet, hocam? Evet, dünyadayken onların amellerimizi kaydettikleri, hepsini kaydettikleri şey, kitaplar. Bu kitabın zaten bir şeyini de bilmiyoruz. Yani mahiyetini bilmiyoruz. Ve ayet-i kerimede insanların diyor, bütün kaderlerini boyunlarına dolarız yaptıklarını. Evet. Ve bunlar diyor yani şeyde kıyamette önlerine konur, açılır. Şimdi burada şu var yani. Bizim yaptıklarımız, sözlerimiz, davranışlarımız, her şeyimiz sadece kiramen katibin tarafından kaydedilmiyor. Bunlar hepsi bir defa Cenab-ı Allah bunları ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı yazmış. Biliyor zaten. Ve bunun boynumuzda bir muska gibi asmış. Biz bunu görmemiz önemli değil. Bunu gören görür. Yani ben gören görür. Evet, Allah'ın gösterdiği, ben bazı zatların bunu gördüğüne inanıyorum. İnanıyorum çünkü yaşadığım tecrübeler var bu konuda. Mesela ben Hoca Efendi'ye 3 defa şahit oldum. Tam 3 defa. Beni 3 defa o söylediğinden 2-3 gün sonra işleyeceğim günah konusunda ikaz etti. 3 defa yaşadım ben bunu. Çok net olarak yaşadım yani. İkazda bulundu. 3 tane işleyeceğim hata. Fakat ben maalesef bunu idrak edemeyerek 3 defa da o hatayı işledim. Açık olarak işledim. Sonra bunu kendisine arz ettim. Böyle, hocam böyle şeyiniz oluyor sizin dedim bir defasında. Karakterinden çıkarırım dedi. Ama belki hakikaten karakterden mi çıkarıyor? Çünkü insanın karakteri yani dış veya görüntüsü içinin yansımasıdır. Tezahürdür yani iç alemine. Ondan mı yoksa hakikaten amellerimizi veya boynumuzdaki o şeyi bazen Allah'ın izin verdiği noktasında okuyor mu? Ben orada 3 gün sonra işleyeceğim günahı görüyor mu orada? Yani o da olabilir. Veyahut da şu da olabilir belki. İşlenenler ama bu yani işlenecek diye de işlenenler insanların bir de yaptıkları vücuduna kaydoluyor. Yani nasıl kainatta, tabiatta sözlerimizi ve yaptıklarımızı kaydetmek için bugün işte kameraların kullandığı maddeler var. Değil mi? Maddeler var. Ve işte şeritlere kaydoluyor bunlar. Evet. Veya çiplere bugün kaydoluyor. İnsan vücutta aynen böyle. O bakımdan Kur'an-ı Kerim اَلَّمَ نَخْتِمُ اَفَّاهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُمْ وَكَانُوا يَكْسِبُونَ O gün dillerini diyor onların susturuz. Fakat elleri diyor yaptıklarını ve derileri kazandıklarını diyor şahitlikte bulunur. Deri ne demek? Bütün vücut demek. Evet. Demek ki vücudumuzun her noktasına, her şeyimize hangi amel işlemişsek mutlaka bunlar kaydoluyor. Ve o her, bazı zatlar bunu görüyor. Her amelin de temessülü farklı herhalde farklı hocam. Farklı oluyor evet. Yani sol tarafına yamuk geziyor bazı insanlar diye ben de öyle şeyler hatırlıyorum. Şimdi bu şey yani... Bunu görüyor, bazıları görüyor bunu. Evet. Hatta Hoca Efendi elbisesine dahi anlaşılır demişti. Elbisesinden giydiği ayakkabıdan dahi onu giyerken hangi neler yaptı anlaşılabilir demişti yani. Ve ikaz ediyorlar. Yaptığın bir günahtan dolayı ikaz veya güzel bir şey yapmışsan mükafatlandırabiliyorlar. Yani bunu Allah bazılarına dünyada gösteriyor. Evet. Benim yüzlerce tecrübem vardır bu konuda. Kim gelip karşıma bir delille gelse katiyen. Çünkü yaşamışım bunu. Defalarca yaşadığımız tecrübe. Bu bakımdan Allah bazılarına gösteriyor bunu. Şimdi işte bu bir boynuna asılan, yani bütün işleyeceklerimizi Allah burada bizi yazıyor dünyaya gönderirken veya asıyor boynumuza. Şimdi onu ben kaydetmiştim, onun geçtiği ayeti. Bazıları bir yerde konuşma yaptım bir şehirde. Dedim Cenab-ı Allah dedim 3 defa tövbe için müsaade eder. Temelde 3 defadır. Onu bana sonra mail atmış. Hangi ayetten çıkarıyorsun? Yani meydan okuyor. Sanki kafadan ben bir ayet okumuşum gibi. Hı. Halbuki daha önceki sohbetlerimiz birinde arz etmişim bu mevzuyu. Beraber yani bu sohbetlerde arz etmişim. Bir yazımda da zannediyorum yazmışım. Bu ayet-i kerimelerde vardır bu üçlü şeyler yani. Burada da sorguya çekmesin bazı Molla Kasımlar. Bugünkü Milliyetin Bakanı da bir Molla Kasım kendisine öyle bir şey vermişti yani. Evet. Çok isabet etmiş. Kendisine zamanında Molla Kasım
ünvanı vermekle. Bakın buyuruyor Cenab-ı Allah. Ve külle insanin ezzemnâhu tâirehu fî unugî. Yani biz her bir insanın tâiresini, yani bir manada onun muskasını, başına neler geleceğini, kaderini, neler yaşayacağını hepsini diyor, onun boyunda diyor, doladık, astık. Ve nuhrucu lehu yevmel kıyameti kitaben yelgahu menşura. Biz onu diyor, onun için o doladığımız o şeyi kıyamet günü diyor, çıkarırız, bir kitap halinde çıkar ve önüne yayarız diyor o insana. İşte burada kitabın konmasının verilen mananın birisi bu. Yani herkesin kitabı bir, yani Cenab-ı Allah'ın yazdığı, işleyeceksiniz de yazdığı bunlar. Ve bir de bizim hayatımızda kiramen katibinin kaydettiği kitap ve vücudumuzda kaydolunan her şey, bunlar üçü bir araya getirildiğinde hepsine bakacağız, aynı şeyler var. Ne bir nokta eksik, ne bir nokta fazla. Evet. Bunu aynen göreceğiz. Bir, yani herkesin kitabı önüne konur demek. Lehte ve aleyhte olan her şey o kitapta. Hem her şey evet, orada yazılacak yani. Evet. Şimdi tabii bunda inşallah söylenen günahlar olmaz yani bunlar. Hani bizim için affedilen günahlar bu kitapta herhalde bulunmaz. Yani ahirette önümüze konacak, sorguya çekileceğimiz veya bizim Allah muhafaza cehenneme insanların gitmesine veya cennete girmesine sebep olacak ameller. Evet. Bunların hepsi üç tane kitap var. Bunların birisi boynumuza daha yaratılırken belki asılmış olarak. Evet. Kader, yani neleri yapacağımızı Cenab-ı Allah'ın bilerek zaten yani astığı kitap. İkincisi kiramen katibinin yazdığı. Üçüncüsü vücudumuzun kaydedilmiş bütün hayatımız boyunca. Bunların hepsi önümüze konacak. Evet. Yani bir mana, yani buradaki ve bu zuhar kitabından bir mana bu. Yani herkesin kitabı önüne konur. Bu, evet, önüne konur. Yine benzetmek doğru olmayabilir ama hocam, dünyada mahkemeye çıkınca iddianameniz hazırlanıyor. İddianamede yine iddialar vardır. Yani burada iddia yok. Orada bir savcıya, hakime de gerek yok. Hazır her şey. Kimse inkar edemeyecekse hazır. İkinci olarak şimdi biz mesela bugün kameraya çekilirken, yarın mesela bir mahkemeye gitse, kamerayı önümüze koysalar, ben bunu demedim diyebilir miyiz? Evet. Veya oradaki, şimdi buradan Osman Yüksel'in bir şey hatırıma geldi. Biraz teneffüs yapalım. Şimdi bu 1944'de galiba meşhur o Türkçülerin yürüyüşü vardır. Evet. O da Ankara'da siyasalda öğrenci. Herhalde siyasalda. Allah rahmet eylesin. Şimdi Nevzat Tandoğan Ankara Valisi huzuruna çıkarılıyor o şeye katılanlar. Sen diyor, sana gelince sen ne işin vardı diyor yürüyüşte. Sayın Valim diyor, bakın diyor, ben felsefede diyor şöyle bir konu vardır diyor. Birincisi töz ve yani öz ve cevher. Yani cevher ve şey madde, cisim yani. Cevher ve cisim, evet. Araz, cevher, araz. Yani cevher, öz, araz, onun zahirde aldığı şekil. Ben her ne kadar diyor araz olarak diyor. Yani vücut vücudum, madde vücudum o yürüyüşteyse de cevher olarak diyor okulda dersteydim diyor. Kızıyor Devzet Tandoğan. Sana da diyor cevherine de diyor arazına da defol diyor. Güle güle çıkıyor. Nasıl oldu diyorlar. Bir felsefe dersi verdim, kurtuldum diyor. Şimdi normalde hocam trafik cezalarında da ben hızlı gitmedim diyorsunuz. Radar kayıtlarını gönderince artık bir şey. İşte burada belki diyebiliriz. Yani arazın böyle de cevher. Evet. Ama tabii ahirette bunu diyemeyiz. Ahirette diyemeyiz. Nevzat bir de Tandoğan. Orada enteresan olan hocam, İnsan kendi elini ayağını ateşten kurtarmaya çalışırken eliniz ayağınız sizin aleyhinizde şahitlik yapıyor. Şahitlik edecek her şey diyor. Evet, her şey yani. Şahitlik edecek. Bir hocam, ikinci bir şey Kur'an-ı Kerim'de sadece fertlerin ait kitapları yok. Sadece fertlere ait kitaplar yok. Bir de bakın her ümmet için bir kitap var. Bu da Câsiye suresinin 28. ayetinde görüyoruz. Aslında Kur'an'a dayalı bir şekilde Kur'an'da ahiret tabloları, kıyamet tabloları, Seyyid Kutup merhum güzel bir çalışma yapmış ama bence çok iyi, yani mesele iyi eğilebilecek bir insan bütün ilgili ayetleri ele alarak bu Kur'an'a ayet ve ahiret yazılabilir yani. Çünkü çok mühim. Çünkü insanlar bilmiyor, tek bir kitap zannediyorlar veya işte her fert için ayrı kitap zannediliyor, öyle değil. Kitaplar var, kitaplar var, kitaplar var yani orada. İşte kitaplardan birisi de her bir ümmetin kitabı. Her bir
saf saf diyor ya, her bir safın kitabı, her bir toplumun kitabı, her bir imam ve cemaatinin kitabı. Bir de onlar var, bu da Câsiye suresinde 28. ayet, gözüm şeye rağmen anlamıyor, gözlüğe rağmen. Çok küçük yazılmış. Hangisi 28? Yine 2, 3, 4. وَتَرَى كُلَّ اُمَّتٍ جَاثِيَةٍ O gün her ümmeti, her topluluğu diz çökmüş halde görürsün. كُلُّ اُمَّتٍ يُدْعَى اِلٰى كِتَابِهَا Her ümmet o gün kitabına davet edilir. Ha, demek ki sadece fertlerin, fert yaptıkları kayda geçmekle kalmıyor. Bir ümmetin, mesela bir peygamberden ümmetlerinin veya bu peygamber ümmetleri içinde farklı zamanlarda farklı rehberlerin peşinde gitmiş farklı cemaatlerin, grupların. Bir de ayrı ayrı, yani zümrelerin kitaplara da hazırlanıyor. Niye böyle ayrıca var? Çünkü biz dünyada hayatı fert fert yaşamıyoruz. Benim yaptığımdan başkaları da etkileniyor. Başkalarının yaptığından ben de etkileniyorum. Öyle bir şey yapıyorum ki mesela icabında binlerce insan ne tesir ediyor. O binlercenin sevabını alıyorum. Allah muhafaza, öyle bir şey yapıyoruz ki binlerce insanın tesir ediyor, günahını alıyorsunuz. Hatta bir cemaat halinde Cenab-ı Allah cemaate verdiği sevapları paylaştırmıyor. Mesela bir namazı, cemaatle namazı insan bir fert tek başına yakarsa 10 sevap alacaksa, 10 kişi cemaatte 100 sevap oluyor, Allah 100 sevabı ona bölmüyor. Her cemaatin ferdine 100'ü veriyor. Veya bir İslam'a hizmet eden bir cemaat, işte şu andaki cemaat gibi. Yüz binlerce inşallah gönüllüsü var. Birinin kazandığı sevap cemaatin bütün fertlerine veriliyor. Şirket-i manevi. Bundan dolayı Allah yani sadece tek tek kitabımız önümüzü açmıyor. Bir de bize hem ümit olabilecek çok büyük, hem de Allah korusun daha fazla kaybımızı artıracak. Çünkü kötü bir iş, bir çığırda, kötü bir ateşe götüren bir rehberin imamın arkasındaysanız, bu defa o günahlarında ortak oluyorsanız, bu defa fert olarak bakıyorsunuz ki belki o ferdi amelleriniz sizi cennete götürecek. Ama bir de toplum içinde, işte mesela o yanlış bir insanın peşinden giderek yüz binlerce insanın vebaline girmişseniz toplum olarak, bu defa paylaştığınız o günahlar da karşınıza çıkacak. Bu defa Allah korusun bir iflas durumu. Şimdi onun için o toplum hayatında da bütün bu etkilenmelerle beraber yaptıklarımızın, bir de ayrıca her toplumun kitabı var yazılmış. Bir de orada kaydımız var ayrıca. Oradaki hesap cemaatin rehberine mi sorulacak hocam? Herkese, bütün cemaatin hesabı. İradesi ve katılımı ismetinde yaptıklarımız konusunda hep bize de sorulacak işte. Oradan da çok büyük paylar alacağız sevap veya günah olarak, Allah muhafaza. Evet. Yani çok büyük de paylar alacağız. Belki ferdi hayatımızdan 1000 kat daha fazla oradan gelir veya giderimiz olacak. Cemaat. Hocam aradan sonra bu konuya İnşallah. Devam edelim. Değerli seyircilerimiz, az sonra tekrar beraberiz. Değerli seyircilerimiz, tekrar beraberiz. Hocam aradan önce şahısların kitapları olduğu gibi o şahısların mensup oldukları ümmetlerin veya işte cemaatlerin de kitapları olacağını ve bunlardan da hesaba çekileceğini, belki çok fazla kârlar olacağını ama bazen de bulunduğu yere göre çok zararı olacağını konuşuyorduk. Evet. Oradan devam edebiliriz. Üçüncü bir kitap var hocam. İki kitapla da kalmıyor bakın. Fert ve cemaatte insanlığın kitabı. Bütün insanlığın kitabı. Bu da Kehf suresinde bazıları buna mevzu olarak kitabı bütün insanlık adına diyor. Çünkü burada insanların tamamına sesleniyor. Evet. Dolayısıyla bazıları da buradaki kitapta yani bütün insanlık adına kitabınız önünüze kondu. Çünkü niye böyle? Tarihte hadiseler, hani misal verdi ya, kelebek etkisi. Evet. Mesela dünyanın bir yerindeki bir hadise belki bütün dünyada tesirini gösteriyor. Bunu Salih Adem Bey'in ben çok yerden zikretmişimdir. Hatta İngilizce'ye çevirmiştim onu. Bir taş düşerken diye sıntı enfes bir yassı vardır. Yani yukarıya atılan her bir cisim, her bir taş yukarıdan inip yere düşerken adeta bütün kainat ona göre sürekli bir konum arıyor. Evet. Yani böyle acayip derecede bir hareket, bir sürekli değişim, sürekli hareket var şeyde. Ya o kelebeğin kanat çırpması başka bir yerde fırtınaya sebep olabiliyor. Evet. Aynen bunun gibi. İşte Hazreti Adem'in işlediklerinden
kıyamete kadar gelecek bütün insanlar icabında etkileniyor. İşte her bir yerde olan hadise, çünkü vücut gibidir yani. Kıyamet de insanlık da bir vücut gibi. Yani bir hadise icabında bütün insanlığa tesir yapıyor. Mesela Edison elektriği icat ediyor. Kıyamete kadar o elektriği kullanılan bütün insanlardan inşallah kendisi yani imanlı gitmesi ahirette onun sevabını kat kat artıracak. İmansız gitmesi belki cehennem ateşine çok hafifletecek. Yani fevkalade bir sevaplar kazanıyor insanlığa faydalı nispetinde. Bunun yanında bir de atom bombası yapanlar var, nükleer bomba yapanlar var. Bunlar da onlar kullanıldıkça bir defa günah kazanıyor. Günahları artıyor. Yani hep insanlar olarak birbirimizle etkileşim halindeyiz. Evet. Bir de dolayısıyla diğer varlık türlerine karşı, nevlerine karşı. Mesela bir işte koyunlar, sığırlar, develer, kurtlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de her bir diyor hayvan şeyi, canlı türü sizin gibi bir ümmettir. Boynuzsuz koyun boynuzdan hakkını alacak. Bir de ümmet diyoruz. Yani her bir hayvan yani nevi bir ümmettir. Evet. İşte buradan da şunu anlıyoruz. Her ümmetin yani her insanlık olarak yani insanlık olarak bir insanlığın işte bir koyun nevinin, keçi nevinin, sığır nevinin, deve nevinin, karınca nevinin, arı nevinin, ne bileyim çakal nevinin, aslan nevinin, işte yılan nevinin hepsinin bunların da amelleri hepsinin önüne konacak orada. Bir de böyle bir kitap var. Çünkü buradaki vevzu'a kitap tekir kullanılıyor, marife kullanılıyor. Onun için bazısı ahet, bazısı istirak demiş. İkisi de bence doğru. Çünkü hepsi de yani bunu diğer ayetler ve ilgili hadisler bunu destekliyor. Burada böyle bir yani bizim önümüzü açılacak bir ferdi kitabımız. Bir bu ferdi bütün bu kitaplarımızın daha önceden kaydedilmiş ilk Allah'ın kaydedip boynumuza astığı vücudumuzun da tamamen kaydedilenler, bağlı bulunduğumuz cemaat, parti neyse grubun kitabı, hatta bağlı bulunduğumuz peygamberin kitabı, bir de insanlığın, bütün insanlığın kitabı olarak bütün bunlarla karşı karşıya geleceğiz. Bu kitaplar arasındaki farklar olarak hocam? Hiç fark olmayacak. Hiç fark yok. Sadece büyüklük, küçüklük. Yani ferdi kitabımız bir manada, yani diyelim ki 10 bin sayfa, yani olursa farz-ı muhal, herhalde bir topluluk olarak, cemaat olarak 1 milyon olur. Ümmet olarak 10 milyar olur. İnsanlık olarak o 100 trilyon belki olur. Bilemiyorum yani. Yani burada şunu sormak istiyorum asıl. Şimdi bazı insanlar var ki fert olarak yaşamayı tercih ediyor. Yani ben kendime Müslümanım, namazımı kılarım. Öyle yaşamak hocam, istiyor. Diğerlerinden kurtaramaz. Çünkü her halükarda tesiri her insanın çevresine, çocuğuna. Yani bir de bu da şu var tabii. Kitap deyince illa yapılanlar değil, yapılması gerektiği de yapılmayanlar da var. Mesela o insan diyelim yapması gerektiği halde komşusuna karşı vazifesini yapmamışsa, Allah'a peygamberine karşı yapmamışsa, İslam adına üzerine düşen vazifeyi yapmamışsa, mesela bir zekat verip infakta bulunmamışsa, şimdi bunun gibi. Yani vazifeleri biz sadece kendimize ait vazifeleri sorumlu değiliz ki. Biz bir toplum içinde yaşıyoruz. Sadece toplum değil bir ekosistem içinde yaşıyoruz. Bütün varlıklara karşı vazifemiz var. Dolayısıyla herkesin bu kitapları mutlak şekilde bulunacak, bulunacak. Yani. O zaman böyle özellikle işte seçilmiş diyelim vazifeli olduğuna inanılan cemaatler içinde olmak bize orada avantaj sağlayacak. İnşallah tabii yani ne kadar çok sevap kazanan bir cemaatin içindeyse yani tabii Allah için o kadar sevap kazandıracak. Bunun çok güzel bir müjdesi var. Hoca Efendi bunu birkaç defa ben kendinden dinlemiştim. Şimdi ahirette tabii Cenab-ı Allah inşallah ümidimiz o istiğfarla, tövbeyle şahsi günahlarımızı affedebilir inşallah. Fakat başkalarına karşı işlediğimiz günahlar, yalanlar, gıybetler, iftiralar, zulümler bunlar o kişi affetmeyince Allah da affetmez. Ve dolayısıyla burada haklaşılırken ya onların günahları diğerlerine yüklenir veya sevaplarından alınır onlara verilir. İşte burada Hoca Efendi hani biz ferdi olarak kazandığımız sevaplar var. Bir de demişti başkalarının sevabından bize yazdı Allah'ın ekstradan yazdıkları var. Evet. Mesela cemaat hizmetlerinde başkasının sevabından ekstradan bize yazdıkları var. Şimdi hani bu orada da insanların Cenab-ı Allah'ın bu ekstradan verdiği sevaplardan alınmaz. Şahsilerden alınır demişti. Evet. Çünkü Allah kendi hediyesine yer almaz. O onun hediyesi.
O bakımdan cemaatle olmanın çok çok büyük avantajları var. Cemaat acayip bir pazar. Çok acayip bir pazar. Mesela şurada diyelim, hani bir televizyonda bir program yapıyoruz. İnşallah söylediklerimiz doğruysa, niyetimiz halisse, burada halisse, burada bir 10 insana, 100 insana, 1 insana müspet bir tesir yapılmışsa, bunun yarın getireceği sevabı hayatımız boyunca ferdi olarak alamayız. Evet. Burada hepimiz, yani gerek şu çekimi yapan arkadaşlar, görev olan herkes. Bugün medya öyle bir şey ki, hani kıyamet ahir zaman acayip, yani hem günahları eski dönemlere nazaran kat kat katlayacak bir imkan var, hem de sevapları. Kat kat kazıyacak, katlayacak bir imkan var. Bu imkanları sevap adına kullanmak lazım. Kamerayı öyle kullanmak lazım, TV'yi öyle kullanmak lazım, sinemayı öyle kullanmak lazım, televizyonu öyle kullanmak, gazeteyi öyle kullanmak lazım. Mesela 3 kişiye bir şey anlatırsınız, bir gazetede 100 bin kişi okur. Buna göre sevabınız fazla olur veya Allah korusun yanlışsa günahınız fazla olur. Yani her bakımdan çok dikkatli yaşama. Yani kaybetme de çok bugün Allah korusun kolay. Ona kolay, kazanma da kolay. İşte cemaat bir sera. Yani cemaat sera olduğu için en azından hani üstad da buyuruyor. Yani böyle insan için diyor sorumluluk getiren, çok bir muktedâ bir yani olmaktansa veya yani bir imam olmaktansa muktedi yani uyan biri olmak tercih etmek lazım diyor. Evet. Şimdi öyleyse hani burada bir insanların hani ben niye bir yerde rehber değilim, niye bir yerde efendim şuraya getiremiyorum, idareci değilim, niye bir dememen lazım yani. Çünkü oralar çok daha tehlikeli yerler. Zirveler. Yani, daha tehlikeli çünkü kaç insan arkada sorumlu yani sorumlu. Evet. Muktedâ bir olup, muktedâ olup yani muktedi yani cemaat olup inşallah yani doğru bildiğimiz rehberlerin peşinde gitmek çok önemli. Hem onların sevabından istifade, hem o gidenlerin kazandıkları sevabından istifade. Belki fert adına bir 10 sevap kazanırsa bir amel o cemaatle beraber millere çıkar. Yani cemaatin müfsatı, kazandığı sevap, yaptığı iyilikler konusunda inşallah millere çıkar yani. Yani hem ferdi olarak yapamayacağınız sevaplar var, cemaat sayesinde onları yapabiliyorsunuz. Bugün bir takım şahsi onurum zedelendi, hasiyetim zedelendi veya bana gereken itibar edilmedi veya şu cemaatte bana zulmedi, haksızlık edildi diye cemaatten kopanlar çok büyük kendilerine zulmediyorlar. Bir defa daha durumlarını gözden çıkarmak, geçirmeliler. Şunu da arz edeyim, özellikle AKP gemisinin, iktidar gemisinin çok su almaya başladığı bir zamanda gerek ona gerek onun havuzuna atlayanlar, ben onları en basiretsizler olarak görüyorum. Demek ki hadiselerden şey yok. Okuma diye bir şeyleri yok yani. Evet. Bir taraftan da hocam, sevap cemaatle beraber kazanılan sevaplar tabir caizse garanti altında. Garanti altında, onlar tamamen garanti elinize. Altında. Çünkü yarın o haklaşmada onlara da Cenab-ı Allah vermeyecek yani. Evet. Bu dünyada da öyle oluyormuş hocam. Evinize icra geldiği zaman öyle milli maçta falan kazandığınız madalyalara el koyamıyorlarmış sanki. İnsanların hukukunu bilmiyorum. Bu yönüyle de hocam cemaat veya cemaatin başındaki insan hesabını rahat verince sizin şahsi hesapların, defterinizin açılmadan gitme ihtimali de söz konusu olabilir mi? Şu var, inşallah yani çünkü orada yani bir hadis-i şerif, la yeşka celisuhum, yani işte melekler diyor böyle Allah'ın zikredildiği, işte belki zikir daha önce geçmişti bir Müslümanın bütün hayatı yani düşüncesiyle, niyetiyle, konuşmasıyla, yazmasıyla, aksiyonlarıyla bir hayatı. O anda o zikir meclisinde neyse, ister Cenab-ı Allah zikrediyor olsun, ister bir memleketin meseleleri görüşülüyor olsun, isterse İslam'ın, dinin meseleleri görüşülüyor olsun, isterse bir güzel faydalı kitaplar okunuyor olsun. Yani orada diyor hani melekler oraya tavaf ederler o meclisleri. Sonra otururlar diyor hani onlar ve Cenab-ı Allah onlara sorar, ne yaptın işte böyle Allah'ım işte böyle bir meclisteydik, ben onların hepsini affettim. Ama onların içinde birisi vardı ki onlar gibi değil, şey onlarla beraber oturan şakî olmaz. Yani Allah'ta burada ümidimiz var. O cemaatle beraber olmadan inşallah ferdi günahlarımız boyumuz açsa da inşallah Allah'tan ümidimiz odur. O cemaatin bir ferdi olarak o cemaate ya Cenab-ı Allah yarın imamlarıyla çağırdığında yani vesigallezine takav ila cennete zümera. Yani o gün Allah'tan korkanlara diyor zümre zümre sevk edilirler. Hatta izâ câhüve ve fütühat ebbâbühe ve gâlem hazretine selamun aleyküm tübtüm fedhulina hâledin. Yani onu karşılayan melekler selam size, ne güzel işler yaptınız. Şimdi işte ebedi kalmak üzere girin şu cennetler. Orada cemaat kayalda o cemaatin dışında için dünyadayken içinde olan insanlar ferdi günahlar da olsa orada herhalde boynu bükük bırakılmaz.
bu Allah'tan ricamız ve Kur'an-ı Kerim'de bu meseleyi böyle takdim buyurmakla bu ümit kapısını aralıyor. Eneinde zanni abdi. Ama şu var tabi, o cemaatte kara bilmede biraz ferdin kendisine bağlı. Allah korusun, işte Allah muhafaza, Cenab-ı Allah bu defa ferdi hatalarımızdan dolayı orada bizi düşürebilir. Allah muhafaza, kaydırabilir. Medine'nin körük gibi kendini temizlemesi gibi. Bu ayet de var. Yani ya eyyühellezine emenü istecibü illahi ve rasulü izâ deâkum mâ yuhyikum. Vâlemû ennallâhi yehûlu beynel mer'i ve galbi. Yani Allah Resulü size bir şey çağırdığı zaman diyor, Allah Resulü'nün çağrısını Cenab-ı Allah kendi çağrısı olarak da davet olarak anlatıyor. Allah ve Resulü'ne icabet edin diyor. İcabet edin ve bilin ki diyor Allah kuluyla kalp arasına girer. İtaatsizlik halinde bu defa Allah muhafaza kalbi çevirir Cenab-ı Allah oradan. Düşürür yani cemaatini. Ya mükallibel gulub sebbit gulubene alâ din. O noktada titremek lazım. Evet, o zaman hocam cemaat içinde de en büyük şey sadakat vefa diyebilir miyiz? Sadakat ve vefa, evet. Sadakat ve vefa tamamen, evet. Evet, sadakat ve vefa. Zaten Hazreti Üstad da mektup yazarken hep Aziz Sıddık kardeşlerim. Sıddık kardeşlerim. Hep öne çıkarır, evet, sadakat. Evet, neham. İşte kitap, veteral mücrimine, işte o gün diyor mücrimleri görürsün. Yani mücrim demek meyve koparmak, ot koparmak ve o koparmak demektir. Yani adeta böyle elma ağaçları, çok güzel olgunlaşmış armut ağaçları, ne bileyim işte erik ağaçları, portakal ağaçları, hurmalar dururken gidip de böyle zakkum ağaçlarından zakkum toplama. İşte evet. Bunlara Kur'an-ı Kerim mücrim diyor. Yani hayatları günah hasadından ibaret. Şurada güzelim buğdaylar dururken zehirli otlar biçme. Böyle tarafta yine yerde karpuzlar, kavunlar güzelim işte dururken bu defa Ebu Cehil karpuz denir ya acı dövelek. Evet. Onlar mesela şey yapma. Şimdi bunun gibi yani işte bazı insanoğlu maalesef esas insan kendisine birbirine zulmeder. Yani dünyada böyle işleri güçleri günah hasadı olan. Yani böyle kendisine günah fabrikası gibi çalışan ve yarın ahirette bu şekilde Allah korusun kendisine cehennemde zakkum ağacı, ateş ve o kaynar su, irin olarak tecelli edecek. Yani böyle meyveler toplayan dünyada. Bu insanları görürsün diye Allah yani mücrim insanlar. Evet. Bakın yine amele vurgu var burada. Yani bu surede çok fazla amele vurgu var. Evet. Bak kafirine demiyor, feteral kafirine demiyor, bakın feteral müşrikine demiyor. Fetelal mücrimine diyor. Yine amele vurgu yapılıyor yani. Ve yani müminler içinde de böyle olanlar olabilir tabii. Cürümleri ağır gelmişse tabii Allah muhafaza. Yani bu günahları artık kurtarmıyorsa yani. Amelleri imanlarına rağmen onları kurtarmıyorsa. Yani bu insanları. Ve kitabında bunu görecek tek tek. Tek tek onların mahiyetini de görecek. Ne olduğunu da görecek. İşte onları diyor Allah. Mimme fihi. O kitapta gördükleri, müşahede ettiklerinden dolayı Allah korusun tir tir titrerken görürsün diyor. Tir tir titrerken görürsün. Allah muhafaza. Müşfikin, bakın burada kullanılan fiil değil, isim cümlesi. Yani adeta onlar sürekli böyle yani hep bir titreme içinde. Sürekli bir titreme içinde olacaklar Allah korusun. Ve yegurne derler. Ve şöyle derler orada. Demek ki bu deme bir defa ile kalmayacak. Ve kalu demiyor. Bakın ve yegulüne bir yandan titrerken bir yandan sürekli bunlara derler. Ya veyletena, yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun bize. Burada hatırlatayım Kur'an-ı Kerim'de veylül mutaffifin der. Ölçüde tartıda hile yapanlara yazıklar olsun. Bakın burada da yine iman demiyor, mümin müslüm demiyor. Yani onlar insanlara diyor verirken, alırken eksik veya fazla tartar. Böylece insanların hakkını üzerlerine geçirirler. Evet. Basit iki mal alıp verirken pazarda veya dükkanda Allah bunu zikrediyor. Bir de idarecilik katında makamında olup da yanlış tartan, yanlış davranan, zulmeden, hakkı olmayana hakkı olmayanı veren, bu defa hakkın hakkını gasp eden, mesela bu insanlar acaba yarın ahiretteki durumları çok daha fazla bugün titremeleri lazım. Çok daha fazla. Yani bir çöp tenekesi yuvarlak değil de köşeli diye okul kapatıp okul hocam kapat, o evet. Kadar emek. Çok titremeleri lazım, evet. Çok titremeleri lazım. Bunlar diyor ya veyletena işte veyl. Yani Cenab-ı Allah sadece demekle kalmayacak onlar orada. Bunlar kendilerine yazıklar olsun bize.
Kendi yazıklar kendine. Olsun. Eyvahlar olsun bize. Keşkeler olsun bize. Mâli hâzer kitâbi. Ne oluyor ki? Şu kitap hani şu kitap. La yuvâdürü sayireten ve la kebîreten illâ ahsâhe. Bakın yukarıda Cenab-ı Allah felem nuvâdir münhüm âde. Evet. Diriltmeyi anlatırken onlardan hiç kimseyi diriltmeyerek orada bırakmadık. Yani orada bırakarak onlara bir kadirde bulunmadık. Burada da aynı şekilde. Ne oluyor bu kitap, bu kitaba ki? Küçük büyük dememiş. Her şeyi bu kitap kaydetmiş diyor. İlla ahsâb her şeyi kaydetmiş bu kitap. Adeta burada onlar, bakın çok enteresandır. Yani biz bunu hep dünyada yaparız yani. İşte ya amma da sıcak ya. Mesela şimdi. Ya bu rüzgar da al nasıl esiyor. Yani rüzgara serpmederiz, sıcağa serpmederiz. Ya bunların bir şey yok. Yani bir şuuru yok. Bunlar Allah'ın birer emrinde. Memur bunlar yani. Sen eğer bir aşırı sıcak varsa, rüzgar varsa, kış varsa, bu varsa burada otur. Allah'ım burada bir cezan mı var? Cezan mı var ki şu işte mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde bizi yakıp kavuruyorsun Allah'ım? Veya böyle sıcak soğuklarda donduruyorsun. Bu rüzgarlarla helak ediyorsun. Sellerle helak ediyorsun. Seller en faydalı olması gereken yağmurdan felaket getiriyor. Şimdi yani burada insanlar, fakat maalesef insan maalesef kabahati şeye bulur. Kendine vurmaz bir. Benden oldu oluyor demez, amelinden dolayı demez. Ben bunu ne yapmışım demez. İşte burada da kitaba, yani ne oluyor ki diyor şu kitap böyle, hiç her şeyi kaydetmiş. Adeta orada öfkesini, o titremenin öfkesini kitaptan çıkarıyor. Yani hiç beklemediği bir şeyle aslında karşılaşmış. Nasıl, bir de burada acep şey var yani, taaccup var. Evet. Yani nasıl böyle hakikaten her anım, her söylediğim söz harfine varıncaya kadar, evet, her niyetim, her düşüncem, her hareketim nasıl böyle kaydedilmiş olabilir? Nasıl mümkün olur böyle bu adeta? Hem burada böyle bir hayret var, hem de adeta bir insanın bir kurtulma gibi. Yani orada bir, neden böyle durmuş da böyle her şeyi kaydetmiş böyle yani? Evet. İşte arz ettiğin gibi adeta kitabı böyle bir suçlama gibi bir tavır var. Yani o insanlar nasıl böyle hani panik halinde, insanlar böyle korku halinde yanlışlar yaparlar. Orada da Cenab-ı Allah o insanların düşeceği. Çünkü orada en aptalca bir iş kitaba ses laf etmektir. Evet. Yani hayrandık ayrı ama en aptalca bir iş laf etmektir. Yani kitap kaydetmiyor, kitabın bir kaydetme gibi bir özelliği yok. Kitaba kaydeden var. Dünyada da hocam sanki karneyi elinize almışsınız, hepsi zayıf gibi, evet, böyle bir manzara sanki. Ne oluyor bu karneye ki benim derslerim, evet, zayıf gösteriyor? Evet. Öyle değil. Niye ben zayıf aldım, çalışmadım? Evet. Yani o zaman hocam tabii burada aslında deftere de en küçük her şeyin de yazılacağını bir taraftan Cenab-ı Hak bize söylemiş oluyor. Esas zaten buradaki şey, ikaz o. İkaz. Yani hayatınıza dikkat edin, yaptıklarınıza dikkat edin Cenab-ı Allah. Ve vecedü me amülü hazıra. Dünyada ne işlemişlerse hepsini hazır buldular önlerinde. Evet. Orada hepsini kaydedilmiş buldular. Ve yevvela yazdım rabbüke ahade. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Yani burada tabii fiil-i muzari var. Yani zulmetmedi denilmesi lazım. Zulmetmez. Buradaki mana sadece ahirete ait değil. Aynı zamanda dünyaya ait. Yani dünyada ne yaptıklarınızdan dolayı başınıza bir şey geliyorsa, eğer ahirette de yine başınıza gelecekler sebebiyle ve bütün bunlar ve eğer yaptıklarınızın hepsi mesela kaydediyorsa Allah, bunların hepsi diyor Allah'ın haşa gibi zulmü değil, sizin kendi kendinize bir zulmüdür. Yani çünkü Allah size fazladan haşa işlemediğiniz bir şeyle sorumlu tutmuyor bizi. Bir günahımız, işlemediğimiz günahla bizi oraya kaydedip de yarın karşımıza iftira atmıyor haşa ve kella. Allah'ın meleklere de atmıyor. Yani burada siz diyor Cenab-ı Allah, siz kendinize zulmediyorsunuz. Başka ayet-i kerimede bu çok açıktır. Yani Allah insanlara zulmetmedi. Fakat insanlar nefislerine zulmediyorlar. La yazlumun nase ve lakinnen nase yazlumun nefisehum. Allah insanlara zulmetmez. Fakat insanlar bizzat kendilerine zulmederler. Yani yaptığı bir insanın en büyük zalimi kendisidir. Çünkü kimse bizi günaha zorlamıyor. Kimse bizi hırsızlığa, yolsuzluğa zorlamıyor. Kimse bizi ne bileyim haksızlığa, adaletsizliğe zorlamıyor. Kimse bizi yanlış davranmaya zorlamıyor. Zorlamadığı göre bütün bunları yapan biziz. İrademizle. Biz de irademizle yapıyoruz. Dolayısıyla birinci derece sorumlusu biziz. Öyleyse şikayetimiz kimseden değil, her hususta nefsimizden olmalı. Evet. Ve burada Cenab-ı Allah bunu hatırlatıyor. Bu da ahirette diyor karşılayacağınız bu neticeden dolayı sorumluluk tamamen kendinizedir.
Allah'ın bu konuda en ufak bir sorumluluğu yaptığı size karşı en ufak bir zulüm, bir haksızlık yoktur. Evet. Ve olmaz. Yani dünyada hocam bazen günah işlerken günahı hafife alabiliyor insan. Ya bu Allah da Allah küçük Allah. Bir günahmış, yani, mekruhmuş. Affolmak daha büyük günah. Şimdi hocam bundan sonra şeye geçecek artık. Bakın yine Kur'an-ı Kerim'in çok enteresan. Önce dünyada olup biten bazı şeylerden bahsetti. Yani iki bahçe sahipleri kıssasını anlattı. Sonra buradan hareketle bize dünya hayatını bir temsille anlattı. Bu dünya hayatının ahirette nasıl karşımıza çıkacağını Cenab-ı Allah anlattı. Yani bir hal. Evet. Halden geleceğe geçti. Şimdi gelecekten yani bir ebediyetten ezeliyete geçiyor. Birden geriye geçiyor bakın. Ve izgunla din melaikesi cüdüğü. Bu defa ezel aleminde veyahut da hani ezel tek Allah'a aittir de Cenab-ı Allah'a aittir. Yani insanlığın belki bir ruhlar aleminde bilemiyoruz. Çok evet. Geçmiş bir alemde yani yeryüzü hayatına başlamadığımız, insanların başlamadığımızdan önceki bir alemde olmuş. Dolayısıyla yani halimizle, dünyadaki hayatımızla ve geleceğimizle, ahiretle doğrudan alakalı. Belki dünyadaki hayatımızı ve ahiretteki geleceğimizi anlama adına son derece önemli. Bu defa ki geçmişteki bir hadiseye, yani Cenab-ı Allah'ın meleklere işte yeryüzünde halife kılacağım, işte burada insan, melek, şeytan münasebeti, iblisin nasıl iblis hale geldiği ve bunun neticeleri ne oldu? Bunun gibi Cenab-ı Allah buraya geçecek ve adeta tablo tamamlanmış tamam. Olacak. Ya şimdi son işte sahneyle ilk sahneyi birleştiriyor. Me'atla mebdeyi bir defa halle beraber Allah birleştiriyor ve bütün bir insan adeta tarihi nazarımıza veriyor her bakımdan Cenab-ı Allah. İşte Kur'an-ı Kerim'deki bu üslubu anlamayanlar bir defa diyor ki ya işte de şuna bak. Ahiret anlattı dedi. Bir geçti meleklerle şimdi işte cennet cehennemi anlatsaydı. Ama işte burada bu parçalı bakış açısı bugünkü yanlış olan bu. Çünkü bütün hayatımız bizim yani kelebek etkisi dedik orada da birbiri içinde iç içe bir hayatımız var. Evet. Yani ta baştaki hayatımızla yaşadığımız ve gelecek hayatımız arasında bir iç içelik var. Bunları Cenab-ı Allah bir arada bize takdim buyurarak bütünün içinde parçaları görmeyi ve her şeyi bir bütünlük içinde görüp kavrayabilmemizi yani için Allah böyle Kur'an-ı Kerim'de böyle bir üslup. Bir de bizi sürekli gezdiriyor bakın. Şimdi hep hali anlatsa sıkılabiliriz. Hep geleceği anlatsa sıkılabiliriz. Hep geçmişi anlatsa sıkılabiliriz. İşte burada Allah bizi oradan oraya da böyle bir adeta kendi eserleri arasında, asar arasında gezdiriyor ki gerçekler arasında. Bu şekilde biz hem yani hiçbir sıkılmadan seyahat edebiliyoruz ve Kur'an-ı Kerim'i daha önce arz ettim. Hani Kur'an-ı Kerim'in üslubunu böyle çok tenkit eden batılılar var. Evet. Halbuki mesela düşünmüyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim okumada kimse bir şey vermez. Yani bıkkınlık vermez Kur'an-ı Kerim. Hastalar için bile. Herkes için. Evet. Dolayısıyla işte günde 40 defa Fatiha okuruz bıkmayız. 500 defa İhlas okuruz icabında bir günde hiç bıkmayız. Daha fazla okudukça okuma hatta şevkimiz artar. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim de bizi sürekli hareket halinde tutuyor aynı zamanda. Evet. Yani gerçekler arasında böyle dolaştırarak hem de hareket halinde tutuyor ve hareketli insanlar olmamız gerektiğinde, yere çakılıp kalmamak gerektiğinde, bir manada yerine göre hicret ve cihat ehli olmak gerektiğinde Allah bize hatırlatmış oluyor. Evet. Ve günahlardan sevaba hicret, şeyden diyelim bedenden ruha hicret, nefsin veya cismaniyetin hayatından ruhun ve kalbin hayatına hicret ve bu konuda gerekli mücadeleyi yapma. Ve Allah burada bize sürekli bir hareket halinde tutarak hem de işleyen demir, hani şıldar hakikatiyle paslanmamız da bir manada mani olmuş. Yani oluyor. Tek düze değil, bu belki değil, evet. Eğitimde de bir metot olarak uygulanmalı diyorsunuz. Hocam vaktimiz doldu. Aslında ben kitabın verilmesi, sağdan verilmesi, sordan verilmesi kavramlarını da sormak istiyordum ama. Belki yeri gelince, tekrar konuşuruz. Değerli seyircilerimiz önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.